hakkının teslim edilişi ibaresini biraz önce bilinçli olarak kullandım. Oysa bu türden konuşmalarda seçme ve seçilme hakkını elde etmesi şeklinde ifade edilir. Ben bunu doğru bulmayanlardanım. Çünkü hak zaten vardır. Ve hakikaten Cenab-ı Hak her insana eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi unvanını vermiştir. Bizim medeniyetimiz Orhun kitabelerine kadar uzanan kültürümüz, bizim cenneti annelerin ayaklarının altında tarif eden inancımız, kadınlarımız konusunda dünyanın başka yerlerine, başka medeniyetlerine göre çok daha vizyonerdir, çok daha medenidir ve çok daha vicdanidir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hakkı teslim etmesi bu milletin mazisine, bu milletin köklerine, bu milletin anlayışına uygun ama aynı zamanda kendi çağının da ötesinde vizyoner bir adımdır. Bunu böyle görmek, gelecekte de kadınlarımızın sosyal hayata katkısı açısından buradan güç devşirmek lazım. Çünkü sizlerin varlığı, sorunlara vaziyet etmeniz, sahip çıkmanız, üretmeniz, anlayışınızı ortaya koymanız, bugün sadece ülkemiz için değil, küresel çaptaki sorunların çözümü için de bir ihtiyaçtır. Bunu sadece bir güzelleme olarak söylüyor dedim. Hem siyasi hayattaki hem de İçişleri Bakanlığındaki tecrübelerimizin ışığında ulaştığım bir sonucu burada çok saygıdeğer hanımefendilerle ve beyefendilerle paylaşmak istedim. Her meseleye kadınlarımızı, hangi meseleye kadınlarımızı dahil ettiysek o iş olumluya gitmiştir. Ne kadar kadın polis sayımızı arttırdıysak, ne kadar kadın jandarma sayımızı arttırdıysak, ne kadar kadın kaymakam sayımızı arttırdıysak, aziz milletimiz tercihlerini ne kadar kadın muhtardan yana kullandıysa bilesiniz ki o kadar verim aldık. Sadece bizim dönemimizde değil, geçmişte de bu böyle olmuştur. Kadınlarımız hiçbir işi yarım bırakmamış. Tam anlamıyla yerine getirme iradesini hem de bütün yüce gönüllülüklerle ortaya koymuşlardır. Ve fedakarane çalışmışlardır. Cephede savaşmışlardır. Şerife Onbaşı, Nene Hatun olmuşlardır. Üzerlerine aldıkları her görevde milletimizin yüz akı olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatlardaki, il genel meclislerindeki, milletvekillerimizdeki kadın aday sayısını arttırma hassasiyetine bizzat şahidim ve bunu zaman zaman da kamuoyu ile bir anekdot olarak paylaşmışımdır. Geçen Kadın Muhtarlar Derneği'nin genel kurulunda bunu paylaştım. Ben iyi niyetle paylaştım. Yani gördüğümü de paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımızla 2014 seçimlerindeki bir tabloyu bahsettim. Ve o tabloda Sayın Cumhurbaşkanımız listeyi yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye erkek yazmışlardı. O da dedi ki sizin yazma kabiliyetiniz ve gücünüz kadar benim yazma gücüm ve kabiliyetim de var. Ben bunları değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kadın yazıyorum. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten ben bunu söyledim. Orada anlattım. Gördüğümü söyledim. Bir takım bazı mahvillerde bir takım eleştiriler geldi. Ama biz doğruları anlatmakla mükellefiz. Eğer gördüğümüzü anlatmazsak, şahit olduğumuzu anlatmazsak, milletimiz ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, ne şekilde yaptığımızı, hangi anlayışla yaptığımızı elbette ki bilemeyebilir. Bizim görevimiz onlara bunu anlatabilmek. Sadece anlatmak değil, gelecek nesillere, özellikle Türk siyasetiyle ilgili söylüyorum, seçme ve seçilmeyle ilgili söylüyorum, kadın konusunda bu ülkenin yöneticilerinin, bu ülkenin cumhurbaşkanının hangi hassasiyeti kullandığını, hangi hassasiyeti ortaya koyduğunu ve bu konuda koyduğu hassasiyetle Türkiye'yi ne noktaya getirmek istediğinin altını çizmek istiyorum. Yani Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'yi güçlü hale getirmek, burada yazdığı gibi Türkiye'nin geleceğini de güçlü yapmak kolay bir iş değil. Türkiye'nin %50'siyle Türkiye'yi büyütemezsiniz. Türkiye'nin %100'üyle Türkiye'yi büyütebilirsiniz. Bu kadar basit. Kadınıyla ve erkeğiyle Türkiye'yi büyütebilirsiniz. Ve bunu hep beraber gerçekleştirebilme iradesine hepimiz sahip olmalıyız. Bugün Diyarbakır annelerinin
PKK'ya verdiği talimatı çok az silah vermiştir. Bunu burada hepinizin huzurunda söyleyeyim. Bu işi erkekler orada başlatamadılar. Kadınlar başlattılar. Diyarbakır anlamında. Kadınlar başlattı. Onların yüreği, onların gücü, onların evlat sevgisi, onların o kimseden korkmayan anlayışları onu başlattılar. O iklimde onu başlatabilmek çok zor bir iştir. Ve hala 800 günü aştı, 247 aile, 247 anne, babalar da dahil oldu. Hep beraber büyük bir aile olduklarını gösterdiler ve bunu gerçekleştirdiler. Bu da bir ana yüreği, bu da bir kadın yüreğiydi. Uyuşturucuyla mücadelede de en iyi narkotik polisi anne diye bir proje başlattık. Çünkü gördük ki uyuşturucu en çok evde ailesiyle birlikte yaşayan bireyler tarafından kullanılıyor ve anne mesleklerine sorduğumuz zaman %89-90 oranında ev hanımı diye belirtiyorlar. Dolayısıyla anneler üzerinde bir farkındalık oluşturma yoluna gittik ve annelerle birlikte de bu neticeyi aldık. Bugüne kadar da pandemi olmasına rağmen birebir yüz yüze 300 bin anneye en iyi narkotik polisi anne çerçevesinde bu projeyle ulaştık ve devam edeceğiz. Milyonlarca anneye ulaşacağız. Ve hep birlikte Allah nasip edecek. Bakınız, Avrupa'da bazı ülkelerde eroin için şırın da veriliyor artık. Yine bir ifade edeyim. Sıyırmışlar. Kafe şoplar var ya, esraf şoplar açıyor. Yani bütün bu maalesef umursamazlığa elbette ki biz müsaade edemeyiz. Ve bu mücadeleyi hep birlikte devam ettirecek ve biz bunda her şeyde başarılı olduğumuz gibi olacağız. Çünkü orada da hem devlet mücadele ediyor ama yalnız kalmamak adına da bu mücadeleyi de annelerle birlikte, kadınlarla birlikte gerçekleştirme iradesini ortaya koyuyoruz.